hemen her programımızda bir başarı öyküsünden bahsediyoruz veya başarıya giden yoldan bahsediyoruz veya eğitimden, öğretimden bahsediyoruz. Bugün de çok kıymetli bir konuğum var. Efendim Kübra Kömürgöz öğretmenim, Malatya Final Temel Lisesi rehber öğretmeni. Öncelikle Kübra Hocama hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk hocam. Bu akşam da inşallah öğrenmenin yollarından bahsedeceğiz. Ve özellikle başarıya giden yolda öğrenmenin ve öğrenme noktasındaki çeldiricilerin nasıl aşılacağını konuşacağız. Efendim Kübra Hocam, hemen mevzumuza geçelim. Tabii hocam. Efendim çok malumunuz yaklaşık 17 milyon öğrencisi bulunan bir ülkenin mensuplarıyız. Bu bizim için inanılmaz bir şey. Genç, dinamik bir nüfusumuz var. Tabii bu böyle genç ve dinamik bir nüfus olunca da eğitim-öğretim noktası toplumun her kesimini etkiliyor. Her kesiminin ilgi alanında bulunuyor. Ama tabii böyle yoğun bir nüfus karşısında da tedbirler alınıyor. Devlet inanılmaz imkanlar vermiş. Farazi olarak söyleyeyim, 19 öğrenciye bir tane öğretmen atamış. Özel öğretim kurumları var. Bu hızlı devinim içerisinde zaman zaman trafik kazaları da oluyor. Arzu edilen noktaya gidilmediğimizden dolayı eleştiriler oluyor. İşte öğrencinin yaptığı hatalar ne, anne babanın yaptığı hatalar ne, öğretmene düşen ne, öğretmen hata yapmayacağından dolayı öyle söylüyoruz. Biraz torpil geçelim. Ve hiç kimse hatayı da kendinde görmüyor. Böyle bir düzen içerisine gidiyoruz. Şimdi ikinci yazılılar yavaş yavaş başlıyor okullarda. Evet. Dolayısıyla çocuğun mu var, derdin var. Çocuklarla değil, bu sınavlar olmasa hayat ne kadar güzel olacak. Tabii bu süreç içerisinde öğrencilerin yazılılara çalışmaları lazım. Yazılılara çalışmalarının ehemmiyeti nedir? Bu yazılıların veya yazılı sınavların öğrencinin öğrenmesini etkileri nelerdir? Bununla başlayalım. Tabii ki. Hocam öncelikle şöyle söyleyeyim. Öğrencilerimiz böyle bir yazılı sürecine girdikleri zaman, bu süreci hissettikleri zaman böyle bir panik olmaya başlıyorlar. Bunun da nedeni ne? Hani biz genelde böyle bir şeyleri sürekli erteleyen bir toplumuz zaten genel olarak. Doğru. Hani yazılı öncesi işte zaman var, daha 2 gün var, 3 gün var, 5 gün var diye erteliyoruz. Hani akşam oluyor, ertesi gün yazılım var deyince de hani öğrenci bu kez bir panik oluyor. Bu durumla karşılaşmamak için öğrencinin yapması gereken şey aslında çok basit. Günlük olarak okuldan geldikten sonra tekrarını yapacak. Konuyu pekiştirmek adına o konuyla ilgili sorularını çözecek. Çözemediği sorunlarını öğretmenlerine çözdürecek. Öğrenci bunu bir alışkanlık haline getirirse zaten yazılı zamanı küçük bir tekrarla, birazcık da farklı kaynaklardan, farklı tarzda sorular görerek aslında bu sorunu çok kolay bir şekilde halledebilir. Fakat bunu öğrencilerimiz genel olarak yapmıyorlar. Son güne bırakma gibi bir geleneğimiz hocam, var. Aynen öyle. Ama farazi olarak söyleyeyim, yani işin doğrusu bizler de zaman zaman görevlerimizi son güne bırakıyoruz. Evet, hocam, öyle. İşte soru hazırlama zorunluluğumuz olduğunda bekliyoruz. İşte son günde soru hazırlıyoruz. Evet, ben, o toplum olarak var zaten bizde. Evet. Ben bir gecede deneme sınavı hazırladığımı hatırlıyorum. Çok da verimli olmuyor tabii. Tabii onun hocam, için öyle. De plan lazım. Ama plansız bir toplum olma özelliğimiz de var. Evet. Ben buraya sözü getirmemin ana sebebi aslında plan yapmanın ehemmiyetinden bahsetmemiz lazım. Çünkü günübirlik yaşayan bir özelliğimiz var. İşin doğrusu karnımız acıkırsa yemek yiyoruz. Uykumuz gelirse uyuyoruz. Ne alıp ne vereceğimizle alakalı bile notlu çalışmıyoruz. Yani bir not defterimiz, akıl defteri derler ya, akıl defterimiz yok genelde. Evet. Bizim plan dememizin ana etmeni de herhalde hayatın tanzimi başarıyı getiriyor ondan dolayı.
Plan yapmak noktasında efendim sizin görüşleriniz ne? Hocam şimdi şöyle söyleyeyim öncelikle. Hani öğrencinin annesi olsun, babası olsun, hani biz öğretmenleri olarak öğrenciden genel olarak beklediğimiz şey öğrencinin derslerine çok çalışıp başarılı olması. Fakat genel olarak şöyle bir yanlış bakış açısı var. Çok çalışmakla başarı elde edilmiyor. Önemli olan verimli ve planlı çalışmak. Sizin de söylediğiniz gibi işte planlı çalışmak bu noktada devreye giriyor. Şimdi öğrenci verimli ve planlı bir şekilde çalışmayı alışkanlık haline getirmeli. Ki biraz önce yazılı örneğinde de hocam örneğin öğrenci işte son güne bırakıyor. Tamam o gece belki sabaha kadar uyumuyor, ders çalışıyor, ezberliyor. Sınava giriyor, belki o sınavı geçiyor ama o bilgiler hani kısa süreli hafızada kaldığı için bir süre sonra uçup gidiyor. Ki bu öğrenci yani sınav odaklı düşünerek çalışsa yani kendini ona göre böyle ayarlasa, uzun süreli hafızada kalıcı şekilde çalışsa mesela hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Hani biz böyle günü kurtarma amaçlı çalışıyoruz. Bu noktada planlı çalışmayı öğrenci kesinlikle alışkanlık haline getirmeli. Bir kere planlı çalışmayı hedef edinen bir öğrenci öncelikle kendine bir amaç belirleyecek. Hani benim amacım, benim hedefim, örneğin Mart ayında bizim YGS sınavımız var biliyorsunuz. Mart ayında sınava girecek öğrencilerimizin şu an öncelikle bir hedefinin olması gerekiyor zaten. Kendilerine bir amaç belirlemeliler. Çünkü şöyle bir şey, hani amaç bize karanlık yolda bir ışık gibi. Hani bize rehber oluyor. Öğrenci amacını belirledikten sonra planlı çalışmaya başlayacak. Planlı çalışma içerisinde ne yapacak? Örneğin deneme sınavlarını baz alacaktır. İşte örneğin öğrenci sayısal öğrencisi. Fen bilimlerinden sıkıntısı var. Yapması gereken şey nedir? Daha çok fen bilimleri ağırlıklı bir ders çalışma programı kendisi veya rehber öğretmeniyle beraber hazırlayacak ve bu planını gerçekleştirecek. Çünkü şöyle bir şey, karar vermekle öğrenci işe başladığı zaman hani böyle 1-0 önde başlıyor gibi oluyor yani. Çünkü evet, karar vermeden karışık bir şekilde işe başladığı zaman ben ne yapacağım, nasıl çalışacağım, ne yapmalıyım diye düşünmekten bu kez öğrenci bunalıyor ve ister istemez başlamadan bırakıyor. Hani bu nedenle yani kendilerine bir plan yapmaları gerçekten önemli. Ki bu sadece ders çalışma noktasında değil, bu genel olarak hayat felsefeleri olmalı yani. Hani hayatımızda herhangi bir sorun, problem, konu her ne olursa olsun planlı bir şekilde davrandığımız zaman ben hani 1-0 önde başlayacağımızı düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Başarıya giden her yol ilk adımla başlar. Aynen öyle hocam. İlk adımı attıktan sonra arkasının kendiliğinden geldiğini aynen görürüz. Sınav dediniz de, şimdi yazılılar var. Evet hocam. Arkasından YGS'ye bağladık. Hı hı. Onun arkasından LYS'ye bağladık. Evet. Sonra üniversitede tabii TEOG'lular var. Efendim üniversiteye giderler, sınavlar var. Üniversiteyi bitirirler, sınavlar var. Hayat sınavı hocam. Aslında hayat sınavıdır ama işin doğrusu bir öğrenci sınava hazırlanmak için yaşarsa da doğru değil. Yani eğitim ve öğretim noktasında baktığımız zaman yani öğrenme amaçlı çalışmak, öğrenme amaçlı hareket etmek herhalde insanları daha rahatlatır diye düşünüyorum. Efendim zaten eğitimin amacı da bu herhalde. Yani çocuklarımızı eğitmemiz lazım. Efendim öğretim kolaydır eğitimi aldıktan sonra. Efendim ders çalışmayı bilmeyen, hayatını planlamayı bilmeyen, oturmayı kalkmayı bilmeyen bir insanın çok bilgi sahibi olması da çok ehemmiyet arz etmez. Evet. Bilgiyi kullanmak da ayrı bir maharettir. Evet. Efendim hocam, günlük tekrarla alakalı buraya bir not almışım da, efendim siz de bahsettiniz. Onun üzerinde biraz durmak isteriz işin doğrusu. Yani biz sıraladığımız zaman bu sıralamada son derece rahat bir sıralama yapıyoruz. Ders çalışırken ne yapılmalı? Evet. Ben bugün yaklaşık 5-6 sayfalık ders çalışırken nelere dikkat edilmeli diye bir yazı okudum. Hı hı. Çok güzel de tasnifat yapmışlar, sıralamışlar. Hı hı. Efendim vaaz-ı nasihat eden çok, ders çalış diyen çok. Büyükler 3 yaş büyükse bile evet, öğrenciye rastlayınca diyor ki efendim ders çalış, evet, eyvallah. Efendim bu planlı çalışmayla alakalı
günlük tekrarla alakalı. Efendim, onu biraz açmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü öğrenmenin kısa süreli dediniz, uzun süreli öğrenme var. Öğrenmenin gerçekleşmesi için efendim kaç tür bir çalışma yapılması lazım? Efendim, bu tekrar olmadan öğrenme gerçekleşmez mi? Niye ille tekrar yani? Hocam şöyle bir şey, öğrenci işte sabah kalktı, okuluna geldi veya kursuna gitti. Eve geldikten sonra gün içerisinde bir kere derste not tutacak kesinlikle. Öğrenmenin ilk adımı oradan başlıyor. Çünkü yazarak öğrenme en kalıcı öğrenme yöntemlerinden biridir. Öğrenci derste aldığı notları eve geldikten sonra sözelse bunları okuyacak. Sayısalsa işte çözümlerini kapatarak tekrar çözecek. Hani bu öğrencinin çok zamanını alan bir şey de değil açıkçası. Yani en fazla 15 ile 20 dakika arasında gibi kısa bir zaman diliminde bitirebiliyor bunu. Fakat maalesef yine bunu öğrencilerimiz çok yapmıyorlar hocam. Evet. Günlük tekrarın önemi biraz önce de söylediğim gibi biz günlük tekrarı yaptığımız zaman farkında olmadan kısa süreli hafıza yerine biz uzun süreli hafızamızı kullanmış oluyoruz. Yani tabii ki bu sadece günlük tekrarı yaptım ben, bu bilgi bende kalıcı olacak, ben bunu daha unutmam diye bir şey de yok hocam. Biz öğrencilerimize genel olarak şunu tavsiye ediyoruz. Günlük tekrarlarımızı kesinlikle okuldan geldikten sonra yapmamız gerekiyor. Bunun yanında örneğin hafta sonu öğrencilerimizin mutlaka bir gün tatili oluyor zaten. Konular ilerledikçe ve biriktikçe, şimdi şöyle bir şey, öğrencinin de gözü korkuyor ister istemez. Bunu da kolayca atlatabilmek için haftalık tekrarları. Artı hocam bu da yetmiyor, aylık tekrarları da yapmamız gerekiyor. Çok güzel. Biz bunu yaparsak hocam hiçbir öğrencimiz sınavda başarısızlıkla karşılaşmaz. Yani Kübra hocam kibar kibar söylüyor. İşin doğrusu önemli şeylerden bahsetti. Günlük tekrar, haftalık tekrar, evet hocam, aylık tekrar. Hı hı. Bunlar farz-ı ayındır yani. Özür dilerim. Olmazsa olmaz şeylerdir. Evet hocam. Efem cümle alem biliyor ki bir öğrenci eğer bugün öğrendiği bir konuyu tekrar etmezse 24 evet. saat sonra aynen. herhalde %80'ini unutuyor. Bir hafta sonra da hiçbir şey kalmıyor. Günlük tekrarın herhalde en önemli noktası o. Hocam özür dilerim. Şerh etmek istedim. Siz söylediniz. Böyle tane tane vurgulayayım bir de söylediğiniz şeyleri. Efendim haftalık tekrar aslında altını çiziyor kalınca. Evet. Aylık tekrar yaptığı zaman da malı oluyor artık. Cebine aynen. koyuyor onu. Aynen. Bir ömür boyu kullanacak mal oluyor yani. Efendim onun için gençlerin mutlaka kolay yol varken zor yola gitmemeleri lazım. Aslında tekrar kolayı seçmektir. Kesinlikle yani günlük sadece bir 20 dakika ile en fazla yarım saat yani. Bütün derslerden bahsediyorsunuz aynen. bir de. Yani günde 5 ders yapıyorsa... Hı hı. Efendim 5 saatin tekrarını yarım saat içerisinde evet. yapabilir. Evet. Efendim yoksa aynı konulara daha sonra ihtiyaç duyduğunda tekrar sil baştan bakmak zorunda kalacak. Hani o zaman bir de hani sıfırdan başlamış oluyor yani. Bu kez öğrencide şöyle bir algı da oluşuyor. Hocamız bize bunu anlatmıştı. Ben bu konuyu gördüm. Ben şimdi neden yapamıyorum? Bu kez öğrenci kendi kendine sorgulamaya başlıyor. Ben niye yapamıyorum? İşte başaramayacak mıyım? Bu kez böyle bir kaygı ve stresle beraber öğrencide bir güvensizlik oluşuyor. Bu sınava yansıyor. Sınav sonucu eve kötü gidince evde sorunlar başlıyor. Hani böyle zincirin halkaları gibi birbirine bağlı şekilde gidiyor. Ve şöyle bir şey hani genel olarak sınav süreci stresli bir süreç. Üstüne bir de bu olumsuzluklar eklendiği zaman hocam hani içinden çıkılmaz bir hal de alabiliyor yani. Doğru. Aslında sınav da birazcık çok ehemmiyetli bir şey değildi. İnsanlar sınavı somutlaştırma olduğundan dolayı kıymet alıyorlar. Evet. Bir kişi biliyorsa ne kadar güzeldir. Amaç nedir? Eğitmektir, öğretmektir bir noktada. Evet ama bunun müşahhas hale, somut hale gelmesi o notla ancak göründüğünden dolayı zaman zaman o notlara hak ettiğinden daha fazla değer verebiliyoruz. Şunu unutmamak lazım. İşin doğrusu bir öğrenci 2 ile de sınıf geçiyor, 5 ile de sınıf geçiyor. Evet. Efendim 5 ile geçmiş, efendim 5'lik sistem üzerinden diyorum. Bir şey yok, 2 ile geçmiş bir şey yok, hiçbir anlamı yok aslında.
Evem notlar çok ehemmiyet arz etmez. Önemli olan nedir? O kişinin tabii ki algısıdır, hanesine yüklediğidir veya hurcunu doldurduğu kısımdır. Kainatın en gelişmiş bilgisayarına sahibiz. Evet. Öğrendiğimiz şeyler ne zaman bize lazım olursa anında dosya açılıyor ve geliyor. Arabul getir komutu. Çok güzel. Arabul getir komutu diyorsunuz teknik olarak. Hocam efendim bir de tabii bu süreç içerisinde biz zaman zaman yaşıyoruz. İşte velilerimiz var. Efendim çocukların dertlerini dinliyoruz. Evet. Anne babanın derdini dinliyoruz. Herkes dertli. Efendim çocuklar diyorlar ki biz çalışıyoruz, çalışıyoruz. Bir türlü efendim anne babamızı mutlu edemiyoruz. Efendim gerçekten öyle midir? Hocam şimdi dediğiniz gibi... Tersini de soracağım ama. Hani... Velilerimiz yani her anne baba çocuğunun gerçekten çok iyi bir noktaya gelmesini ister. Fakat biz bazen bu isteğimizi hani yanlış yöntemlerle istiyoruz. O şekilde söyleyeyim. Çünkü sınav başarısı hayat başarısı değildir hocam. Hani bunu siz de söylemiştiniz hatta. Şöyle bir şey hani anne baba öncelikle bu sınav sürecinde hani çocuğunu koşulsuz olarak onu sevdiğini hissettirmeli. Hani sen başarılı olduğun için, sen bu sınavdan yüksek aldığın için ben seni sevmiyorum. Sen benim hani çocuğum olduğun için seviyorum psikolojisini çocuğa hissettirirse hocam, inanın o çocuk hani çok daha rahat bir şekilde olabiliyor. Ama bunun tersi, hani anne babaya karşı sorumluluk var çünkü hani maddi manevi şekilde emek veriliyor. Çocuk sorumluluk hissediyor. Hani yapamazsam, edemezsem gibi durumlar olduğu zaman çocuğun stres ve kaygı düzeyi artıyor. Bütün bunların çocuğa yansıması olumsuz oluyor tabii ki. Bir de şöyle bir sıkıntı var hocam. Bizim toplumumuzda hani sürekli başkalarına örnek verme vardır. İşte evet. A kişisinin oğlu bunu yaptı, sen neden yapmadın? Veya B kişisinin kızı şöyle şurayı kazanmış, sen niye kazanamadın diye. Farkında olmadan hocam, çocuklarımızın iyi bir yere gelmesini isterken aslında onları olumsuz şekilde etkileyebiliyoruz. Velilerimizin yaptığı hatalardan biri de şu hocam. Hani her insanın... ayrı bir karakteri, kişiliği vardır. Yani her zaman söylüyoruz bireysel farklılıklarımız vardır diye. Fakat velilerimiz bunu bazen göz ardı edebiliyor. Öğrencinin ilgisi, alakası, yeteneği, hani akademik benliğiyle ilgili olarak özelliklerini göz ardı ediyor. Ve öğrenci, örnek veriyorum, hiçbir sayısal zekası yokken veya sayısal olarak bir üniversiteyi kazanamayacakken, bir bölüm okuyamayacakken, velinin dayatmasıyla beraber işte sen sayısalı seçmelisin, sayısal bölümden tercih yapmalısın, işte sayısal olan bir üniversitede okumalısın gibi öğrenciye baskı yapıyorlar yani. Hani bu noktalarda velilerimizin birazcık daha dikkatli olması gerekiyor. Hani çünkü söylediğim gibi bireysel farklılıklarımız var ve biz bu farklılıklarımıza göre hani meslek yani sonuçta bir ömür boyu yapabileceğimiz bir şey, yapacağımız bir şey. Yeri gelecek, işimizi eve götüreceğiz, ailemize yansıyacak bu. Hani bundan dolayı velilerimiz bu noktada birazcık daha dikkat etmeli. Bir de ben şunu söylemek istiyorum hocam. Öğrencilerimiz mesela bu deneme sınavlarında işte ben kötü yaptım, ailemin karşısına nasıl çıkacağım gibi durumlar oluyor. Hani işte ben yapamadım, edemedim gibi bir durumla velinin karşısına çıktığı zaman da veli sizin de söylediğiniz gibi sen bu kadar çalışıyorsun, hani nereye gidiyor bu? Yani boş yere mi çalışıyorsun veya sen odaya giriyorsun, kapıyı kapatıyorsun, telefonla mı uğraşıyorsun, internetle mi uğraşıyorsun? Bunlar çok sık karşılaştığımız şeyler zaten. Hani bir de ben velilerimizden şunu rica ediyorum. Öğrencilerimizin de sosyal bir varlık olan insan olduğunu unutmasınlar. Hani çünkü hiçbiri robot değil ve başarı sadece ders çalışmakla elde edilen bir şey de değildir. Bizim yememiz, içmemiz, işte uykumuz, eğlencemiz, gezmemiz bütün bunlar bir etken. Hani bundan dolayı çocuğumuz yeri gelecek televizyon izleyecek, yeri gelecek dışarıya da çıkacak, internete de zaman geçirecek. Hani birazcık da böyle bu noktalardan bakarlarsa hem kendileri biraz rahatlarlar hem de öğrencimiz daha rahat eder. Yani o olumsuzluk, o olumsuz psikoloji öğrencinin üzerinden kalkarsa öğrenci daha rahatlayacaktır. Yani ve bu da ister istemez başarı ve motivasyonunu arttıracaktır. Evet, çok teşekkür ederim. Israrla altını çizdiniz, veli dediniz.
Efendim zaten sıkıntı, veli kendini veli hissediyor. Halbuki öyle bir şey yok, anne baba yani. Eğer anne baba olduğu aklına gelirse herhalde birçok şey daha da düzgün hale gelmiş olur. Yine ben bugün program olduğu için eve gitmedim. Birkaç şey de okudum. Doğan Hoca'nın bir yazısını okudum akşam. İşte bir başarı öyküsünden bahsediyor. Tabii uzunca bir yazıydı. Efendim birkaç cümle söyleyeyim isterseniz. Tabii. Diyor ki Amerika'da işte bir üniversitede Doğan Hoca'nın kendi anlattığı hikaye. Efendim bir aileye misafir oluyor. Hikayesi biraz farklı ama ben böyle yumuşatarak söyleyeyim. Efendim ailede dede torunu geldiği zaman önüne eğiliyor. Eğilerek konuşuyor, göz hizasına gelerek. Efendim diyor ki siz onunla göz teması kuruyorsunuz. Evet diyor, bu küçük adam diyor. Efendim dedeye yani daha doğrusu torununa soruyor. Diyor ki baban da seninle böyle mi iletişim kuruyordu? Evet diyor, ben de çocuklarımla böyle iletişim kuracağım. Yani insanı insan olarak kabul edersen birçok şey aslında çözülüyor. Bizde şöyle bir yaklaşım var. Yukarıdan şöyle bir bakarız yani. Şöyle herkes bir haddini bilsin, herkes bir yerini bilsin. Doğrudur, bizim kültürümüz kötü değil, eyvallah. Anlattığı şeylere baktığımız zaman aslında bizim dün yaşadığımız kültürü anlatıyor yani. Verdiği örnekler de onu anlatıyordu ama bugün geldiğimiz noktada o güzel kısımlar biraz geride kalmış, kötü kısımlar sanki ön plana çıkmış. O çocuk bizim oğlumuzdur, kızımızdır, doğrudur ama bir bireydir artık yani. Farklı bir insandır. Yaptığından o sorumludur. Efendim sen de onu eğitmekle sorumlusun. Efendim o kadar. Yani onun ötesinde efendim çocuğun hayatına yön verme hakkı sana ait değil. Efendim rezzak sıfatı Allah'a aittir, rızkını sen vermeyeceksin. Efendim sen sadece onu donanımla donatacaksın. Efendim anne baba bu noktada işin doğrusu gayretli, bunun farkındalar. O ısrarcı tutumların altında yatan da herhalde efendim bu farkındalık olsa gerek. Efendim benim iyi, çocuğum daha iyi eğitilmiş, daha efendim iyi öğrenimle mümeyyiz olmuş bir halde hayata atılsın diye bakıyor. Çok özür dilerim. Tabii anne babalar kendilerine dikkat etsinler dedik. Peki bu çocukların hiç mi günahı yok yani? Efendim doğru, anne baba zaman zaman müdahil oluyor. Efendim her şeylerine karışıyor. Her hatalarını görüyor. Efendim çocuklar sütten çıkmış ak kaşık mı? Yok tabii ki İşin değil doğrusu, hocam. Doğrusu ben ak kaşık gibi görüyorum da. Yani bazen bakıyorum tepkilere. Ya o kadar sert tepkiler oluyor ki diyorsun ki bunu çocuk olduğunu unutmuş. Ama efendim çocukluğun verdiği, gençliğin verdiği enerjiyle acaba hata işlemiyorlar mı? Tabii ki yani bu zaten örneğin işte yine YGS sürecinde olan öğrencilerimiz veya TEOG sürecinde olan öğrencilerimizden örnek verecek olursak sınav stresinin yanında bir de bu çocuklar TEOG, pardon, ergenlik dönemindeler. Evet. Hani ergenlik dönemi hani hem fiziksel hem de psikolojik boyutlarıyla birçok değişimi yaşandığı bir dönemdir. Hani psikolojik boyutuyla baktığımız zaman öğrencilere birçok olumsuz getirisi de var zaten. Fakat maalesef yine velilerimiz de bunu çok böyle görmüyorlar, çok kabul etmiyorlar. Ama hani nasıl söyleyeyim hocam size, böyle çok ince bir çizgi üzerindeler hani bu süreçte. Evet. Yani mesela çocuk ders çalışacak. İşte benim bugün planımda matematik ile Türkçe çalışmak var. Eve giderken bir arkadaşını gördüğü zaman ya hadi işte gel sinemaya gidelim veya işte şuraya gidelim bunu yapalım dediği zaman hani o çocuk o an ders çalışmayı falan her şeyi çok rahat unutabiliyor. Hani tamam sorumluluğu var bu çocuğun ama yani çocuk hocam hala. Evet. Öyle söyleyeyim yani o süreci tamamlamış yetişkin bir birey değil. Hani çünkü neden? Tamam benim önceliğim ders çalışmak. Ama bazen böyle o ince çizgiden kayabiliyorlar yani. Hani bu da neden? Çünkü insan beyni yani düşünsenize sürekli ders çalışıyorsunuz.
Okula gidiyorsunuz, eve geliyorsunuz, ders çalışıyorsunuz. Okula gidip eve gelip ders çalışıyorsunuz. Yani insan bunalır. Hani insan ister istemez gezmek de istiyor, dışarıda sosyal olarak vakit de geçirmek istiyor. Hani bundan dolayı birazcık bu süreç zor yani. Anladım. Siz yine çocuklardan yanasınız. Efendim yani... Karşılıklı olsa gerek evet, hocam ya. Evet, evet. Şöyle bir sıkıntı var. Değerleri çok hızlı tüketiyoruz ya. Evet. Bu ergenlik hikayesini de biraz fazla tüketiyoruz gibime geliyor. Biraz aslında. Çünkü anne babalardan bazıları gerçekten buna dikkat ediyor. Ya diyor ergenlik çağıdır. Efendim ergenlik çağı adına kontrolden çıktığı zaman zaman oluyor. Evet. Bazı anne babalar da diyor ki ya biz de ergen olduk yani biz ergen olmadık mı diyerek empati yapma yoluna gidiyor. Orta yolu bulmak lazım. Evet. Öyle değil mi? Ah ergenlik, ah ergenlik. Bütün günahın hepsini onun üzerine yüklemek de herhalde doğru olmasa gerek. Doğru. Allah'ın verdiği akıl var. Efendim aklımızdan dolayı sorumluluk taşıyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olursak efendim herhalde birçok dertten kurtuluruz. Ya. Evet. Tabii sizin bu son kısımda söylediğiniz cümleler arasında efendim ben buraya hemencik yazdım atlanmak için çeldiriciler dedim. Hı hı. Çeldiriciler de gerçekten çok güçlü. Bu çeldiricilerle alakalı efendim özellikle gençlere çünkü yatma saati gelmedi. Efendim tavsiyede bulunursanız mutlu oluruz. Çeldiriciler nelerdir, nasıl çeliyorlar söylediniz aslında da efendim bunları bir yani bir kaba korsak daha net görürler. Şöyle bir şey, hani zaten öncelikli olarak en başta söylediğimiz gibi planlı olarak çalışmaya başlarlarsa bu çeldiriciler yani bu olumsuzluklar öğrenciyi çok zorlamayacaktır. Çeldiriciler deyince aklımıza ne gelir? Mesela televizyon çeldirici midir? Yani hocam televizyon, internet, telefon veya dışarıda vakit geçirmek gibi unsurlar. AVM'ler. Kesinlikle hocam. Evet. Ben teker teker bunlara vurgu yapmanızı isterim. Hı hı. Televizyon nasıl bir çeldirici? Ya şöyle bir durum var hocam bir de ben bu noktada şunu söyleyeyim. Örneğin öğrenci ders çalışıyor bir saat boyunca. İşte diyor ki anne baba ben ders çalıştım. Hani şimdi televizyon izleyebilirim. Aslında öğrenci burada kendine kötülük yapıyor. Neden diyeceksiniz? İşte biz bir saat ders çalıştıktan sonra ister istemez beynimiz yoruluyor ve beynin biraz dinlenmeye ihtiyacı oluyor. Fakat öğrenci dersin başından kalkıp televizyonun başına oturduğu zaman farkında olmadan beynini daha çok yoruyor. Çünkü neden? Dışarıdan birçok beyin uyarıcıya maruz kalıyor ve bu da beynin yorulmasına neden oluyor. Mesela burada böyle o kafamı dinlerim düşüncesiyle yaptığı şey yani televizyonun başına geçmesi bu yanlış bir şey. Muhteşem bir şey söylediniz. Televizyon seyrederek kimse dinlenemez. Dinlenemez. Bunun yerine... Hani bir kahvesini alır, hani bir balkona çıkabilir, temiz hava alabilir veya müzik dinleyebilir. Hani veya hiçbir şey yapamıyorsa, yani çünkü dinlenme sürecinde amaç zihni dışarıdan gelen uyarıcılara kısmen de kapatarak zihnin kendini tekrar yenileyebilme sürecini sağlamaktır. 2 saat televizyon seyreden. Yok, olmaz. 5 saat dinlenecekmiş ki zihnini toparlayabilsin. Evet, evet hocam aynen öyle. Bunun dışında... İnternet. İnternet kesinlikle zaten... Hani hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri tabii ki bu çok faydalı bir şey ama gerektiği yerde gerektiği gibi kullanırsak. Öğrencilerimiz bunu bazen işte anne baba geliyor benim işte oğlum veya kızım internetten açıyor işte videolar falan var biliyorsunuz. Hocaları dinliyor diyor tamam bu yönde mesela olumlu şekilde kullanabilirler ama hani bunu öğrencilerimiz bile itiraf ediyor. Hani hocam işte orada mesela biz hocayı dinlerken. Hani bir de başka bir şeye bakalım işte örneğin Face hocam. İşte bir 5 dakika Face'e gireyim, bir zihnimi dağıtayım. Hocam o 5 dakika bizim için 1 saat, 2 saate mal oluyor. İster istemez zihin dağılıyor, dersin başına oturduğu zaman tekrar motive olmak da zorlanıyor. Bu da bizim için olumsuz bir çeldirici. Onun dışında AVM'ler dediğiniz gibi aslında hepsinin şöyle söyleyeyim. Çıktığı nokta dışarıdan gelen uyarıcıların insan zihnini aşırı derecede yorması. Hani bir AVM'ye gidip geldiğinizi düşünün. Yani ben açıkçası gidip geldiğim zaman çok yoruluyorum yani. Hani oysa ki hiçbir şey yapmadığım halde. Yani bu bir problem haline geliyor. Evet geliyor. Yani insanlar belki farkında değiller ama toplumsal baskı, aile huzurunu bozuyor.
Çocuk diyor ki AVM'ye gidelim. Niye? Açalım efendim. Hı-hı. Alışveriş merkezine. Hı-hı. Yani bizde öyle bir kültür yok. Yok. Nedir? İhtiyaç varsa gidersin, evet, alırsın, tamam, gidersin yani. Tamam, batılılaşma merkezi. Ama öyle değil. Yeni bir tüketici toplum, maalesef, yaratma gayretiyle yapılmış. Habire efendim yani alışveriş çılgınlığını alıştırmak için hazırlık yapıyor. Çocukların da zihni allak bullak oluyor. Tabii bu arada telefonu da atladık. Evet. Şimdi telefonlar akıllı. Her şey var yani, maşallah. Hani öğrencinin odasında ayrı ayrı işte bilgisayarıdır, internetin olmasına gerek yok. Bir tane akıllı telefon olsun zaten, her şeye bedel yani. İstediği her şeyi oradan yapabiliyor. Hani sosyal siteler olsun, internet olsun, her şeyi oradan halledebiliyor. Bu noktada da tabii ki telefonda olumsuz bir çeldirici ki öğrencilerimizin ders çalıştığı odada telefon yani düşünün, defter kitap önünüzde, telefon burada. Oraya odaklanamazsınız. Hani bir mesaj geldi, telefonun bir ışığı yandı, işte bir çaldı. Ya ben bir bakayım, tekrar devam ederim dediğimiz zaman farkında olmadan bütün dikkatimiz dağılıyor. Ve biz oradan tekrar ders çalışmaya yöneldiğimiz zaman farkında olmadan zihnimizi toparlamada sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu nedenle öğrencilerimiz ders çalışırken kesinlikle telefonlarını çalışma odalarının dışında bıraksınlar. Evet, aslında bu teknik çeldiriciler, bahsettiğimiz, hı hı, şeylerin büyük çoğunluğu teknik çeldiriciler. Evet. Bu teknik çeldiriciler çocukların birçoğunda davranış bozukluğu da ortaya çıkarıyor. Evet. Şu anda Japonya'da, Amerika'da bu tür çocukların tedavisiyle alakalı yerler kurulmaya başlanmış. Hı hı. Çünkü adam antisosyal bir varlık olmuş, evet, yani. Biriyle diyaloğa giremiyor, efendim biriyle iletişimde kopukluk yaşıyor. Yani problem, hastalık yani. Doğal olarak efendim biz çocuklarımızı elbette ki efendim surların içerisine kapatacak halimiz yok. Ama efendim anne baba başta olmak üzere doğru örneklemelerle onların bunların etkisinden az etkilenmesini sağlamak lazım. Onun için de zaten Milli Eğitim Bakanlığı medya okur yazarlığı diye bir, evet, ders koydu. Çok önemli bir ders. Efendim erken uyandı Türkiye diye düşünüyorum bu noktada. Efendim medya okur yazarlığı çok önemlidir. Seçicilik çok önemlidir. Çünkü inanılmaz bir enformasyon döneminde yaşıyoruz. Her taraftan enformasyon bombardımanı var. Hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu, hangisinin faydalı, hangisinin zararlı olduğunu efendim ayırt edemez ki o çocuk yani. Doğal olarak dikkat etmezsek, efendim elinden tutmazsak, evet, dokunmazsak, sosyal ilişkimiz yoksa bu çocuğu kazanmamız mümkün değil yani. Efendim dünyanın her şeyi, efendim çocuğun sınavda başarılı olması değil ki. Efendim ciğerparemizdir, öncelikle yavrumuzdur. Sağlığı sıhhatinden daha önemli hiçbir şey yoktur. Önce can sağlığı, sonra ruh sağlığı, efendim sonra diğer başarılar olur. Efendim bahsettiğiniz çok önemli şeydi. Hayat başarısı sınav başarısıyla eşit değildir. Efendim sınavda çok başarılı olup hayatta başarısız olan tanıdığım efendim çok sayıda insan var. Maalesef çok sayıda insan var. Bunun ana sebebi ne? Ana sebebi İşte hedefi yanlış seçmiş. Yola giderken de efendim sağına soluna efendim bakmamış belki. Efendim o bakmayışla beraber de kilitlenmiş kalmış. Tamam, biz çocuklara ders çalışırken diyoruz. Efendim engel nedir? Hedefe kilitlendikten sonra sağa sola baktığınızda gördüğünüz korkunç şeylerdir. Sakın bakmayın. Doğru, ders çalışma saatine bakmasın. Ama onun ötesi zamanda herkesin kendine vakit ayırması lazım. Hiçbir şeye hak ettiğinden fazla değer vermemek lazım. Efendim çocukların da derse ders değerini vermesi lazım. Sıkıntı bence şu. Efendim çocuklarımız derse ders değeri vermiyorlar. Anne baba çileden çıkıyor yani. Evet, haklısın. Çünkü diyor ki hocam vallahi ben, biz diyoruz ya karışmayın çocuklara. Bir sabrediyorum, iki sabrediyorum, üç sabrediyorum. Efendim yani... Kafamın tası atıyordu. Anlamı ne? Efendim farklı bir boyuta geçtim. Zor iş yani. Onun için efendim çocuklar da efendim her şeyi o ergenliğe, her şeyi o
genç diye delikanlı efendim yükleyerek tabii, günahtan kurtulamazlar. Öyle bir şey olamaz yani. Evet. Ya öğrenci anne babaya, anne baba da öğrenciye yardımcı olursa hani süreç kolaylıkla atlatılır yani. Evet. Hocam bir de şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Efendim bizim gençlerimiz 21 yaşına kadar delikanlılık yaşarlar. Evet. Efendim biz onlara ne deriz? Delikanlı deriz. Niye delikanlı diyoruz? Kanları deli atıyor. Tersine akıyor. Efendim tersine akıyor. Doğru söylüyorsunuz. Ve inanın her yaşta da efendim tatlı oluyorlar yani. Her şeyin genci daha güzeldir evet. ya. Efendim küçüğü daha güzeldir. Bir köpek yavrusunu görürsün. Aman Allah'ım, efendim sevilmeyecek gibi değildir. Veya bu sosyal medyada en çok beğeni alan şeyler herhalde keçi yavrusudur, köpek yavrusudur. Yani küçüklere daha lezzet verir. Efendim ben bazen reklam seyrederken bebekleri görüyorum. Evet. Aman Allah'ım, müthiş bir haz, müthiş bir lezzet. Efendim bu gençler, bu çocuklar, efendim ciğerparelerimiz ufacık şeylerden etkileniyorlar. Ufacık ufacık şeylerden etkileniyorlar. Örnek olsun diye söyleyeyim sadece. Efendim sınıfındaki arkadaşı kendine bir cümle kuruyor. Bu son zamanlarda çok yoğunlaştı ondan dolayı söylüyorum. Onu dert ediyor. Anne babası bir cümle kurmuş onu dert ediyor. Efendim veya televizyondaki bir haberi dert ediyor. Efendim bir de bunun tersi var. Hiç dert edilmeyenler de var tabii. Efendim bu çocuklar neden böyle oldular yani? Ufacık şeylerden alınma ve çok kötü bir şey. İnsanın altını üstüne getirir derler ya eskiler. Dengesini bozar yani. Efendim neler bunların böyle, neden bunlar böyle çabuk etkilenir oldular? Kendilerini kurtaramıyorlar o duygunun içerisinden. Mesela çılgınca tepkiler veriyorlar yani. Evet. Mevzuya bakıyorsun içinde bir şey yok. Tepkiye bakıyorsun aman Allah'ım. Hocam öncelikle hani bu duyarlılıkla alakalı olarak ne yani şöyle söyleyeyim. Aşırısı da zarar, azı da zarar. Hani onun birazcık böyle dengede olması gerekiyor. Gençlerimiz neden böyle oldu? Şimdi şöyle topluma baktığımız zaman ne örneğin bir televizyonda haberleri izlediğimiz zaman sürekli olumsuz şeylerle karşılaşıyoruz. Evet. Sürekli böyle hani kötü haberler, olumsuz şeyler, ölüm haberleri olsun, hani şiddet olayları olsun birçok problemle karşılaşıyoruz. Farkında olmadan belki de bütün bunlar bizi etkiliyor yani. Hani sonuçta insanız yani bu bizim doğamızda olan bir şey. Evet. Gençlerin etkilenme oranının bu kadar fazla olması ise hani bu dönemde böyle tepki, mesela bir olaya karşı verdikleri tepkinin oranını çok iyi sağlayamıyorlar. Dediğiniz gibi ya aşırı derecede tepki veriyorlar ya da aşırı derecede duyarsız kalıyorlar. Hani bunun birazcık dengede olması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim hani toplumdaki olumsuzlukların artmasının yansıması diyebilirim yani ister istemez. Sonuçta toplumsal bir varlığız ve toplum içinde yaşıyoruz yani. Hani birey toplum etkileşiminin olumsuz yansıması diyebilirim yani. Bir de çok böyle üzerinde duruyoruz ama hani ergenlik dönemi diyeceğim ben yine. Çünkü hocam ister istemez hassasiyet duygusu artıyor. Yani bu hani hormonal dengelerle bile alakalı bir şey. Öğrencinin, gencin bu hassasiyetlik duygusu arttığı zaman ders çalışırken işte anne baba geliyor çok basit bir şey söylüyor. Hani dediğiniz gibi çok büyük tepkiler verebiliyor. Bir de şöyle bir durum da var. Sınav noktasına, başarı noktasına söyleyecek olursam da bu verilerimizin kıyaslama durumu da öğrenciyi olumsuz olarak etkiliyor. Hani bu da işte sınıftaki ya sınıf içerisinde bile öğrenciler tamam tabii ki hepsi birbirinin rakibi bu onlar için bir olumlu pekiştireç olabilir. Ama öğrencilerimiz bunu olumsuz olarak kullanıyor. İşte sen benden 3 puan eksik aldın, ben senden 10 puan fazla aldım gibi durumlarda da mesela arkadaşlar küsebiliyor, kavgalar çıkabiliyor. Yani işte bu da o hassasiyetten kaynaklanıyor. Burada biraz dengeyi sağlamaları gerekiyor yani. Biraz sakin olmaları gerekiyor. Evet, çok önemli bir şeyden daha bahsettiniz. Egoist bir nesil yetişiyor. Evet hocam. Yani bu da sosyalleşmemeden kaynaklanıyor herhalde.
Evet, benleri çok güçlü. Evet. Hayat benim etrafımda dönüyor, evet. Dünya. Ben merkezde. Öyle bir şey yok yani. Olabilir mi? Olamaz yani. Yani insan diyoruz, toplumsal bir varlık diyoruz. Yani hani bireysel olarak mesela yaşamı sürdürmek imkansız. Hani bir düşünelim yani. Yani anne babalara şunu tavsiye etmek lazım. Zaman zaman çocuklarımızı evem dışarıya çıkarmak ve aynı zamanda bir şeyleri paylaşmak. Bu anne baba çocuk arasındaki paylaşmadan bahsetmiyorum. O mutlaka olmalı. Ama onun ötesinde de vermenin, efendim hoş görmenin, evet. Efendim duymamanın, her şeyi duymamanın, her şeyi görmemenin gerekli olduğunu mutlak surette vurgulaması lazım yani. Evet. Birçok şeyin değiştiğini efendim görürüz. Efendim bugün sabah efendim bir olay gördüm. Efendim duydum, yaşadım veya efendim çocuk diyor ki efendim öğretmen bana kızıyor diyor. Annesi de diyor ki efendim efendim ya diyor niye hep kızıyor? Dedim ki efendim biz burada evde zapt edemiyoruz. O adam o kadar çocuğun nasıl zapt edecek? Gör ne yapıyor. Doğru dedi. Yani durup düşünmek lazım ya. Doğru. Durup düşünmek lazım yani. Biz efendim çocuklarımıza mutlak surette vermeyi de öğretmemiz lazım. Ulaşılmayacak şeylerin olduğunu efendim mutlaka vermemiz lazım. Yoksa yarın efendim anne baba için çok daha problemli şeylerle karşılaşabiliriz. Tabii biz kötü şeyleri konuşmak için gelmedik. Efendim hocam vaktimiz de daraldı. Olumsuzluklarımız var. Hı hı. Ama çok güzelliklerimiz de var yani. Elhamdülillah çocuklarımıza bakıyoruz. İnanılmaz neşeliler, inanılmaz tatlılar. Pozitifimiz negatifimizden çok daha az. Hı hı. Kötüyü konuşmak kolaydır. Efendim iyi konuşmak daha güzeldir. Efendim gerçekten çok güzel çocuklarımız var. Yani şükretmemiz lazım. Sadece efendim şahsımızla alakalı söylemiyorum. Türkiye'nin efendim geneline baktığımız zaman bu kadar olumsuzluklara rağmen hayata gülerek bakan, hayattan zevk alan efendim bir neslimiz var. Efendim bu neslimizle alakalı, bu gençlerimizle alakalı efendim son tavsiyelerinizi de alalım. Ondan sonra programımızı kapatalım. Hocam hani kesinlikle katılıyorum ben size. Bardağı sürekli boş tarafından değil de birazcık da böyle dolu tarafından bakabilmeyi başarmak önemli. Hani öğrencilerimiz, gençlerimiz gerçekten bunu yapıyor ama velilerimiz bence onlar kadar bakmıyorlar hocam. Anne baba o kadar olsun, olumlu bakmıyor. Anne baba olsa bakacak. Veli olarak olduğu için bakmıyordur. Yani dediğiniz gibi biz genelde şu an sınav süreçleri ve düşündüğümüz için öğrencilerimize, gençlerimize tavsiyemiz hani ders çalışma noktasında ilk başta söylediğimiz gibi kesinlikle bir planları olmalı, planlı çalışma programları olmalı. İçerisinde bulunduğu süreci dengeli bir şekilde götürebilmeli. Bir de bu süreçte hani ister istemez kaygı ve stres oluyor zaten. Hani bu kaygı seviyesini de ne çok fazla yaşamalı ne de çok az yaşamalı. Hani orta seviyede olmalı bu da. Bunun dışında öğrenci kendine bir hedef belirlemeli. Ders çalışma noktasında kendi ilgi ve yeteneklerine göre bir ders çalışma programı hazırlamalı. Bu noktada gerekirse öğretmenlerinden yardım almalı. Bir de şunu söylemek istiyorum ben hocam. Özellikle bu ders çalışma noktasında öğrenci çalışıyor. Fakat diyor ki ben işte birinci deneme sınavından bu puanı aldım, ikincisinden yükseltemedim, aksine düştüm gibi durumlarla da karşılaşıyoruz. Öğrenci bu noktada ne yapmalı? Deneme sınavına girdi. Soruları çözdü, işte optiğini verdi. Sınav açıklandıktan sonra zaten kitapçıklar falan veriliyor. Bu süreçte ne yapmalı öğrenci? Sınavda çözemediği veya yanlış yaptığı soruları kitapçık verildikten sonra tespit etmeli. Çözemediklerinin yanlış yaptıklarını, hani ben neden yanlış yaptım? Bilgi eksikliğinden dolayı mı yoksa dikkat eksikliğinden dolayı mı? Bunu tespit etmeli ve bilgi eksikliğinden dolayı ise hemen o bilgiyi böyle sıcağı sıcağına tabiri caizse taşları yerine oturtup devam etmeli. Hala işin içinden çıkamıyorsa da kesinlikle öğretmenlerine çözdürmeli. Çünkü bu gerçekten önemli. Yani adım adım ilerlersek bizi bunlar ilerletecek. Yani hani bir yolun başından sonuna gelmek için adım adım yürümek gerekiyor. Bunun dışında hocam
Şöyle söyleyeyim, ben tekrar noktasını zaten vurguladık. Tekrarlarına kesinlikle dikkat etmeliler. Anne babalarına da yardımcı olmalılar. Anne babalarımız da öğrencilerimize yardımcı olmalılar. Planlı, sistemli bir şekilde çalışırlarsa ben başarıyı elde edeceklerine inanıyorum. Bir de inanmalılar hocam. Hani inanmak başarmanın yarısıdır denir. Bu gerçekten doğru. Çünkü biz beynimize nasıl bir sinyal gönderirsek beynimiz bizi o şekilde yönetir. Buna da birazcık dikkat edersek iyi olur. Çünkü neden? Dersin başına oturuyorsunuz. Özellikle matematik ve geometri için konuşayım ben. Öğrencilerimizin bir ön yargısı oluyor. Ben bunu zaten yapamam diye ben dersin başına oturursam, kitabın başına oturursam ben onu yapamam. Hani kendimizi biraz böyle ben yapabilirim, ben başarabilirim şeklinde olumlu telkinlerde bulundurarak, kendimize olumlu telkinlerde bulunarak dersin başına oturmalıyız. Hani çok küçük şeyler aslında. Bunlara birazcık daha dikkat ederlerse yani başarıyı elde etmek yoksa o kadar zor bir şey değil yani. Efendim çok teşekkür ederim Kübra Hocam. Efendim Kübra Hocam'ın keşke efendim öğrencisi olsaydım. Efendim kibar kibar, tane tane, nazik nazik anlatıyor. Efendim doğruları da söylüyor. Efendim bize ayrılan zamanda tamamlamışız diyelim. Efendim inşallah ciğerparemiz, yavrularımız bir ömür boyu başarıdan başarıya koşarlar. Efendim hoşça kalın, hayırlı akşamlar diyelim.